Merhaba, Akasyana'ya hoş geldiniz. Havalar da ısınmaya başladı. Ben de efil efil giyiniyorum. Oh ne güzel. Bu arada birçok mesaj geldi. Neyle ilgili diyeceksiniz? Şu kardeş meselesi. Ben Pera'ya kardeş düşünüyor muyum derseniz bilmiyorum. Yani tesis el verirse, şartlar müsait olursa bir kardeş yapacağım tabii çocuğuma. Ama olmazsa neye bakacağım yani, neyi yapacağım? En nihayetinde çocuk demek masraf demek. Bunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yani şu okul masrafları, Allah'ım şimdiden düşünüyorum ya, bir anaokulu. Neyse, bu konulara girmeyeceğim. Kardeş meselesi. Birkaç tane arkadaşım var. İkinci çocuklarını yaptılar. Aralarında 2 yaş falan var. 2 tane kız mesela. Kız kardeş. Of Allah'ım. Yani bir insanın ne kadar korkunçlaşabileceğini çocuklardan görebiliyorsunuz. O ufacık velet doğal olarak hiçbir maskesi yok. Hiçbir şekilde kıskançlığını engelleyemiyor ya da gizleyemiyor. Küçük kardeş bir şey yapıyor. O 2 yaşında bir bam bam ne istiyorsa yapıyor. O böyle kinleniyorsa anne ben de aynısını yapabiliyorum falan diye geliyor ve sürekli aralarında bir savaş var. Bunun bir üst versiyonu da gördüm. 5 ila 10 yaş arası var, 8 ila 4 yaş arası var, 2 ila 5 yaş arası var. Ama sürekli bir çekişme hali. Ya insan kendine bunu niye yapar diyorsun. Çünkü evde hep bir gerginlik var. Bununla nasıl baş edilir? Ben bunu şu şekilde falan diyemeyeceğim. Yani bunun için tabii ki benim bir solüsyonum yok. Ama gördüğüm şey şu ki sürekli yaptığı şey için takdir etmek yerine aralarında rekabet ortamı yaratmamak gerekiyor sanırım. Sanırım. Yani bunun altına yorumlarınızı yazın. Ne yapılması gerektiğini ben de çok bilmiyorum ama kardeş meselesi ciddi bir mevzu. Bu bölümde sadece kardeş mevzularından bahsetmeyeceğim. Köpek meselesi de var. Köpek ve bebek. Köpek bebeği kıskandı mı? Yani asıl mevzumuz kıskançlık meselesinin aile içerisinde nasıl yönetileceğiyle ilgili. Köpekle bebek nefis bir ikili. Ama köpeğin bebeği ilk başta kabullenmesi biraz güç oluyor. Moon ise Pera'nın doğacağını fark ettiğinde bile bunalıma girdi biliyor musunuz? Ve bilmiyordu. Biz doğuma gideceğimiz zaman öğrencime bıraktım onu. Onun için tatile gitmek gibi bir şey. Çünkü öğrencim onu her gün sokağa çıkartıyor. Ben bazen çıkaramıyorum. Öğrencim ona inanılmaz iyi davranıyor. Denizlere giriyorlar. Çok uzun yürüyüşler yapıyorlar. Yani onun için öğrencimde kalmak, tatile çıkmak. Öyle olmasına rağmen benim doğurduğumu hissedip bunalıma girdi. Ve biz onu erken eve almak zorunda kaldık. Şimdi biz Munise'ye sürekli in oradan, oraya çıkma, buraya girme, çabuk yerine, in aşağı, otur orada filan diyoruz. Pera'yı şu şekilde kıskanıyor. Ona bir trip atmıyor belki ama artık hayatı kısıtlandı. Ve ben Pera'yı gucuklu gucuklu severken çok heyecanlanıyor. Orada büyük bir sevgi var, bunu görüyor. Ve onda da çok heyecanlanıyor. Buna dahil olmak istiyor. Ve genellikle Pera'nın ya kulağını ya ayağını yalamak istiyor. Sokağa çıkan bir köpek olduğundan biraz o konuda da onu engelliyoruz şimdilik. Ama ben biliyorum ki 3 ila 5 yaş arasında çok iyi arkadaş olacaklar. 1 ila 2 yaş arasında Pera ne yazık ki onun kulağını, saçını, bacağını, her tarafını çekecek, olacak. Allah'tan ısıran bir köpek değil. Yani bunları biraz düşünmek gerekiyor. Köpeğiniz nasıl bir köpek? Neye meyilli var? Mesela kapıdan bir ses duyduğunda Muni havlayarak içeri gidiyor. Ve tabii ki o zorluklarla uyutmuş olduğumuz Pera çat diye uyanıyor. Genelde Serdar buna çok kızıyor. Yani sonuçta köpek benim olduğu için ben daha anlayışlıyım. Yani köpek, bebek, kardeş bunlar güzel şeyler. Ama teoride, pratikte zor şeyler tabii ki. Benim abim vardı. Bir kişinin erkek olmasının iyi tarafları var, kötü tarafları. İki kız kardeş mutlaka daha çok rekabet yaşıyor. Abi olduğu zaman da abinin insafına kalıyor tabii. Küçük olan zaten büyüğünün hep insafına kalıyor. Ama büyük için de işler biraz zor çünkü küçük, adı üstünde küçük, minnak olan daha çok ilgi istiyor, daha çok seviliyor. Üstüne üstlük onun hayatı daha kolay oluyor. Ama yine de işte biz seni daha çok seviyoruz zaten o falan gibi şeyler söylemeyin. Yani bununla ilgili çok garip hikayeler dinledim ben. Çocuk bu sefer kurtulunması gereken bir şey olarak görmeye başlıyor küçük kardeşini. Özellikle okul çağına geldiğinde işler birazcık daha çözülüyor zaten. Bir tanesi anaokuluna gidiyor, öteki evde kalıyor. Tabii ki anaokulundan bütün hastalıkları getiriyor. Evdeki hastalanıyor filan. Ama bunu çözmek için bence ne olursa olsun beni dinlemeyin. Gidin öncelikle bir pedagogdan yardım alın. Buna bir bütçe ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Yine dediğim gibi bebek odası için, çocuğunuzun giyimi için ayırdığınız bütçeleri boş verin. Bu tür şeylere yatırım yapın derim. Çünkü kardeşle
büyümeye çalışan bir çocuk, küçük çocuğun değil ama büyük çocuğun biraz desteğe ihtiyacı olabilir. En azından siz gidin danışın. Yardım almadan kendi kendinize kulaktan dolma bilgilerle kesinlikle ve kesinlikle iki kardeşin arasını yapmaya çalışmayın. Birine çikolata verip ötekini başka türlü kandırmayın. Mutlaka ve mutlaka bir bilene danışın derim. Bilen derken üst kat komşusu Müzeyyen teyzeyi kastetmiyorum tabii. Herhalde bunu söylememe gerek yoktur. Ama kardeşte köpekte çok güzel şeyler bir arada olunca, hele bir de uyumlu yaşamayı öğrenince tadından yenmez. Akasya Ana kanalıma abone de olursanız işte o zaman hiç tadından yenmez. Hepinizi öpüyorum.